engelli ücretsiz bilet hakkım var benim. Evet, daha önce pandemiden önce ücretsiz gidebiliyordunuz ama şu an bu olağanüstü durumdan dolayı şu anda ücretli gidebiliyorsunuz. Peki onunla ilgili bana resmi ve açıklama yazı verebilir misiniz? Valla yazı biz kendi iç yazışmalarımızda oluyor. Onu genellikten alabilirsiniz. Şimdi de hafta sonu olduğu için kimse yoktur galiba. Peki bu hususta ne yapabilirim ben şu an? Şu an yapabileceğim bir şey yok. Yani yazıyla bildirmek istiyor. Yani biz bunu yazıyla almak istiyoruz. Tabii onu hafta içi genel birlikte mesela sahip. Ben şu an bilet hakkımı kullanamayacak mıyım? Ücretsiz bilet hakkımı kullanamayacak mıyım? Şu an itibariyle ücretli verin diye bilgisi verildi bize. Biz de o şekilde sizin. Şu an ücretli de pandemi geçersiz mi oluyormuş? Nasıl? Ücretli olduğu zaman pandemi kanunları geçersiz mi oluyor? Hadi onunla ilgili benim bir bilgim yok yani. Ben de burada bir çalışıyorum. Onu genel dönükten yok, siz emir kulusunuz. Sizlik bir problem yok ama bana bir resmi olarak... Ben de bilgiyi size iletiyorum yani. Evet. Şu an mevcut gelen yazıdan bir nusra alabilir miyiz? Ücretliye çevrilmesi hakikaten benim zoruma gitti. Yani denildiği gibi eğer ücreti veriyorsanız seyahat edebiliyorsunuz, vermiyorsanız edemiyorsunuz. Böyle bir mantık olmaz diye düşünüyorum. Bunun giderilmesi için de bütün halkımızdan destek bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan, Ulaştırma Bakanımızdan bu konuda çözüm istiyoruz. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, 2020 yılı erişilebilir yıl olacaktır demesinin üstüne demir yollarının aldığı bu kararı son derece yanlış buluyoruz. Saray hükümeti her konuda olduğu gibi pandemi sürecinde bu konuda da ne yazık ki sınıfta kaldı. Engellilere bir engel de saray hükümeti tarafından çıkartılıyor. Eğer gerçekten engelli yurttaşlarımızın ve toplumda ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın sorunu çözülecekse, pandemiyle mücadele engellilerin önüne engeller çıkartılarak olmaz. Ayrımcılık yapılmaktadır. Yapılan vahimdir. Yani ücretsiz ulaşım hakkını elinden alıp sen parayla bilet alabilirsin demek tek kelimeyle, kelime bulamıyorum ama insafsızlıktır, vicdansızlıktır, hukuksuzluktur. Bu hatadan geri dönülmesi gerekir. Hani sosyal devlet, hani adalet? Hani sosyal devlet, hani adalet? Ulaşım hakkımız engellenemez. Ulaşım hakkımız engellenemez. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Bildiğiniz üzere pandemi süreci başladığında tüm yurttaşlar gibi engelli yurttaşlar da şehirler arası seyahat konusunda kısıtlandı. Bizim buna hiçbir itirazımız olmadı. Ancak pandemi süreci yeni normalleşme dönemine geçmeye başladığı ifade edilen 1 Haziran'dan itibaren ülkemizde şehirler arası seyahat serbestisi başladığında herkesten HES kodu uygulaması alması kaydıyla yolculuk yapılabileceği belli edildi. Dolayısıyla engelli yurttaşlar olarak bizler de HES kodu alarak gitmek istediğimiz ile trenle gidilebilir iller için bahsediyorum. Demir yollarından bilet almak için gişelere geldiğimizde sizlere ücretsiz bilet vermiyoruz dediler. Biz tüm engelli sivil toplum kuruluşları olarak bunun 4736 sayılı yasa ile engellilere tanınan ücretsiz seyahat hakkının ihlali anlamına geldiğini, dolayısıyla kanunla verilen bir hakkın idari bir tasarrufla geri alınamayacağını, engellenemeyeceğini ifade etmemize rağmen
ücretsiz bilet almadık. Bunun üzerine engelli sivil toplum kuruluşları olarak demir yolları gişelerinden bilet satıldığını öğrendik engellilere. Yasaya aykırı olarak ücretsiz seyahat etme hakkımızı gasp eden demir yolları tren biletlerini engellilere satmaya başladı. Ve ücretsiz hakkımızı vermeme gerekçesi olarak da pandemiyi gerekçe gösterdi. Biz demir yolları ve Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle bu konuyu randevu alarak müzakere etmek istedik. Ancak bize randevu verilmedi, sadece telefonlarla konuşuldu. 10-15 gün içinde problemin çözülebileceğini ifade ettiler. Ama üzerinden bir aya yakın zaman geçmiş olmasına rağmen problem çözülmediği gibi üstüne üstelik hem anayasamıza hem Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine aykırı bir biçimde seyahat hakkımızı da engelleyecek şekilde paralı da olsa Temmuz ayı içerisinde başında Ulaştırma Bakanlığı'nın bir tweet'i, resmi tweet adresinden engellilerin pandemi gerekçesiyle seyahat hakkının engellendiğini ifade ettiler ve bu konuda ortam düzelinceye kadar bunun yapılamayacağını ifade ettiler. Değerli arkadaşlar, Anayasamızın 23. maddesi, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları'nın 18. maddesi seyahat hakkını güvence altına alır. Bunların yerine getirilmemesi direkt ayrımcılık yasağına girer ve Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesine göre suçtur. Devlet Demir Yolları ve Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün CİMER'e yazmış olduğu cevapta pandemiyi gerekçe göstererek engellilere ücretsiz bilet vermeyip ama paranızla bilet alabilirsiniz cevabı acaba para pandemiyi engelliyor mu? Bu sebepten biz başta Ulaştırma Bakanımız olmak üzere bu konuyla ilgili gelişmelerden haberleri var mı? Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın bu konuya ilişkin bir dahli var mı? Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun engellilere bilet vermeyin pandemiden dolayı diye bir genelgesi var mı? Demir yolları, taşımacılık AŞ kuruluşları bunları hangi talimatla, hangi genelgeyle 4736 sayılı yasaya uymayarak, aykırı olarak, çiğneyerek bu biletleri vermiyor? Bunların cevabını muhataplarımızdan istiyoruz. Yasaya, anayasaya, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bu uygulamayı TCDD ve Ulaştırma Bakanlığı bir an önce çözmezse hem eylemlerimiz seri bir biçimde devam edecek hem de hukuksal yollara hakkımızı arayacağız ve konuyla ilgili davaları açmaya başlayacağız. Bizim dileğimiz bir an önce bu gaspın ortadan kaldırılması ve ücretsiz seyahat hakkımızın tekrar hayata geçirilmesidir.
vakit çok gidecek. Peki,